Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası Opet, Nihat'la Sivrisine'yi sunar. Bugün benim hayatım bambaşka olabilirdi. Ne olacaktı hayatımda? Okey değil, satranç oynayabilirdin yani belki. Son zamanında skuturu icat etmişiz de. Kim yaptıysa o ilk milyar arabayı, o icat etmiş de devamını getirememişiz. Birazdan tekerleğini bulduk dersin ya. Sen nereden emekli oluyorsun? SGK, Bağkuruz falan filan ya. Sen evet. Tarım ve Orman Bakanlığından. Merkez Bankası niye pul bassın ya? Ne bileyim, Merkez Bankası hatıra şeyleri yapıyor ya. Gerçi Merkez Bankası'nın bastığı para da artık pul olduğu için. Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek başlıyor. Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek programıyla sizlerle birlikteyiz. Türkiye radyolarının konuşan tek hayvanı Sivrisinek'le birlikte 8'e kadar sürecek yayınımıza başlıyoruz. Çarşamba gününün akşamındayız. 6'yı 10 dakika geçiyor saat. Gökyüzünün genel olarak kapalı, gri bulutlarla kaplı olduğu ama havanın da böyle lodosun etkisiyle epey bir sıcak olduğu bir İstanbul akşamından sesleniyoruz. Dün de böyleydi. Evet evet, dün de böyleydi. Bizde yani şu anda İstanbul'da ve Marmara bölgesinde, hatta Ege'nin de bir bölümünde ki zannediyorum İzmir taraflarında şu anda yağış da var. Ha öyle mi? Evet evet. Bizde var mı, yok? Yani bizde şu anda yağış yani İstanbul'da. Ne abi, oraya bakmana gerek yok. Camdan dışarı bak, yok işte yani. Ya tam burada yok, Allah Allah, koskoca. Burası İstanbul değil mi ya? Ya burası İstanbul. Evet tamam işte, biz İstanbul'dan yayın yapmıyoruz neticede. Ya tamam, biz İstanbul'dan yayın yapıyoruz da bizim bulunduğumuz yerinde İstanbul'un yağmur olmayabilir. Başka bir yerinde şu anda yağıyor olabilir. Abi olur mu, yağsa Beykoz'a yağar önce ya. Niye önce Beykoz'a yağıyor? Burası çünkü Karadeniz'e yakın, ormanlık, geniş arazileri olan. Geniş arazileri olan. Geçimini hayvancılık ve... tarımla çevresi makilerle çevrili. Yok o Akdeniz. Ha, o olmadı evet. Olmadı evet. Burada böyle çevresi tam ağaçlarıyla çevrili. Çevresi bu aralar erguvan ağaçlarıyla. Ne güzel açmış. Tabii şu anda İstanbul'da hem erguvan zamanı, hem leylakların açtığı zaman, hem de aynı zamanda bir yandan da neydi, lale zamanı şu anda. Ha, lale zamanı, evet, laleler evet, evet. Çok güzel ya. Evet evet, tam şu anda İstanbul'da durumu tam böyle o zamandayız yani. Bu arada şimdi mesela şu anda İstanbul'da ne kadar bilmiyorum, sıcaklık dışarısı ne gösteriyor bilmiyorum ama az önce Ankara'dan bir görüntü vardı. 29 derece şu anda Ankara'da hava sıcaklığı. Burası da gündüz öyleydi zaten. Evet evet, yani şu anda da bakayım burası ne kadar. Bizim bulunduğumuz yerde yok, şu anda 23 derece görünüyor abi, mesela. Abi telefon öyle gösteriyor. Ötekini de araba gösteriyor. Arabada bakıp söylesin dinleyicilerimiz. Hayır tamam, onlar söylerler de arabada Ankara 29 derece gösteriyordu, onu söylüyorum yani. Evde az önce... kaç gösteriyor? Şu anda evde olmadığım için evde kaç gösterdiğini hayır, bilemiyorum. Arabada Ankara'da 29, evde kaç? Ya evde ne alakası var? Evin evde içinde... 5 diyor bak Mehmet. İşte bilemiyoruz evin içinde ne olduğunu. 5 olur mu abi evde 5 derece olmaz. Bu mevsimlerde o onu söylemiyor. Arabada 5, evde 15, onu söylüyor. Ha, evet. Senin jeton tabii köşeli ve paraşütlü tabii, olduğun evet. için düşmesi epey bir zaman aldı. Onu demiyorum. Şimdi bu mevsimde şöyle bir şey oluyor. Mesela hava birdenbire ısınıyor ya. Evet. Biz soğuklardan böyle sıcaklara geçiyoruz. Havanın böyle birdenbire ısındığı zamanlarda dikkat ederseniz evin içi dışarıdan daha soğuk oluyor. Evet, bravo. Yani evler şu anda soğuk. Neden? Dolayısıyla çünkü soğuk bir mevsimi geride bırakıyoruz. Bıraktık yani, abi soğuk. Hayır sen bıraktın ama evlerin tabii evlerin ve binaların ısınması, onların içinin ısınması bir zaman alıyor. Ya ne var, güneş çıkıyor işte gündüz. Bina ısınsın yani gündüz.
Binaya mı söyleyeyim ben bunu yani? Isın o zaman kardeşim sen de Allah Allah falan diye. Ya niye soğuk oluyor yani? Ya iyi de koskoca bina işte, o binanın ısınması bir zaman alıyor. Biz insan gibi değil. Bina neticede duvarlar var, kalın malın falan, o betonun ısınması. Yani iç ısının artması için bir zaman geçiyor soğuk yani. Soğuk vallahi içerisi. İşte onu söylüyorum. Mesela akşam saatlerinde hakikaten evin içinde biz mesela geçen üşüdük. Yani dışarısı daha sıcak. Evet. Mecbur kombiyi açmak zorunda kaldık. Evin içi biraz ısınsın diye. Hakikaten çok soğuktu evin içi yani. Kombiyi mi açtınız? Evet, dün değil ondan önceki gün açtık yani. Ay biraz. Ay arkadaş ya. Belki bir miktar jet lag'ın da etkisi olabilir. Ay yok, o da olabilir ayrı da. Olabilir yani, ondan daha ben tam kurtulmuş değilim şu anda. Hiçbirimiz kurtulamadık. Yıkanıyor musun uzun uzun böyle? Nasıl yıkanıyor musun uzun uzun? Sıcak suyun altında falan. Niye? Var mı öyle bir şeyler yani? Jet lag'dan dolayı mı? Ben ne bileyim, kendine gelemiyorsun. Mesela ben uyanamıyorum, uzun süre böyle dururum dışın altında. Evet, biz buna bir jet lag etkisi de diyebiliriz. Tabii çok kibarca ismi bu. Mala bağlamak diyorlar buna. Her şey mala bağlayıp böyle banyoda böyle dururum mesela. Evet evet, böyle de deniyor, dedin doğru yani. Yok ya öyle değilim ben. Yani öyle ama değilsin. Şey, mala bağlamadın yani. Hayır, uyuduğum zaman çok böyle bir acayip bir uyku uyuyorum. Yani derin. O işte kuyuya düşüyorsun evet, yani. Evet evet, o böyle kuyuya düşme uykusu oluyor. Evet. Uyanırken de çok zor uyanıyorum. Yani o şey, buradaki saate daha adapte olma zamanı. Sen söylesene, ben uyandırayım seni sabahları gelip. Yok yok, senin uyandırmana gerek kalmadan ben uyanıyorum. Ha, merak etme. Güzel güzel uyandırıyorum. Yok yok yok, hiç gerek yok, orada problem yok. Ben saatle maatle falan uyanıyorum, gayet normal uyanıyorum. Şimdi bu akşamın konusuna gelelim sevgili dinleyiciler. Bu akşam ne konuşacağız? Aslında bu akşam konuşacağımız konu birçok dinleyicimizin de duyduğu zaman ne var ki biz zaten ona öyle diyoruz ya da zaten onun ismi öyle değil miymiş diyeceği bir konu. Çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğumuzdan ve aynı zamanda çok kültürlü bir toplum olduğumuzdan dolayı biz de bazı şeylere Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı isimler verilebiliyor. Tabii evet. Yani yine Türkçe isimler ama farklı isimler verilebiliyor, farklı isimler kullanılabiliyor. Yani çok böyle hani bilindik, çok klişe örnek. İşte genel olarak Türkiye'de çekirdek denen şeye İzmir'de çiğdem denmesi gibi. Gibi evet. Bunun gibi çok sayısız örnek var. Şimdi neden bu konuya geldik? Bugün benim takip ettiğim sosyal medya üzerinde takip ettiğim hesaplardan bir tanesinde. Stalk mu yapıyorsun? Stalk yapmıyorum, takip ediyorum yani normal. Bayağı takip ediyorsun yani. Abi Twitter'da takip ediyorum işte, bayağı takip ediyorsun de Twitter'da takip ediyorum yani. Ha, takip et butonuna bastın yani. Evet, takip ettiğim hesaplardan bir tanesi Twitter'da nedir? Benim. Atakan Sevgi takip ettiğim kişinin ismi. Trakya Balkan diye bir hesabı var. Trakya ve Balkan tarihiyle ilgili çok güzel bir paylaşımları olur kendisinin genelde. Oradan ben güzel takip ederim onu. Onun bugün paylaştığı bir tweet var. Orada diyor ki Balkanların neresinde lokmaya ya da pişiye, ki mesela pişi diye biliyoruz biz. Pişi abi, lokma başka, tatlı. He işte bak, sen öyle diyorsun ama öyle değil. Pişiye ne deniyor haritası çıkarmış. Yani nerede pişiye, pişi diye bildiğimiz aslında hamur kızartması. Biz de mesela hamur derdik onu yani. İşte annem derdi ki hamur yaptım hamur. Ben. Hamur yaptım deyince onu öyle anlardık biz, evet. Yani. Onun hamur kızartması olduğunu anlardık. Pişi demezdik biz yani. Ben hatta pişi de değil, onu mesela mekik diyebilirdim. Bizim komşularımız vardı. Mekik başka bir şey abi. Nasıl? Böyle pastanede falan satılır ya mekik. Değil değil işte, öyle değil mesela. Benim şeyli Trakyalı komşularımız vardı bizim. Kandillerde işte biz mesela helva yapardık. Onlar mekik yaparlardı. Heh. Yani şöyle hani ben mesela helva götürürdüm onlara. İşte onlarda da benim yaşadığım Muammer vardı. Benim ilkokul arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Hatta hayattaki ilk arkadaşımdır Muammer benim. Rahmetli oldu. Muammer de gelirdi bize şey getirirdi. Pişi getirdim size derdi. Hamur kızartması getirirdi. Ben hamur teşekkür eder miydiniz? Yok etmezdi, kovalardık kapıdan. Niye teşekkür etmeyelim canım, Allah Allah. Ben siz teşekkür ederim deyince. Evet. O pişi değil der miydi? Ya, ay 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 ay. İşte bunlar hep jet lag. Sevgili, hayat be işte. Sevgili dinleyiciler, çok özür diliyoruz ama bir müddet bunlara katlanmak zorunda kalacaksınız. Gerçekten ya, bizim bu jet lag'dan kaynaklı böyle esprilerimiz olacak. Pişi değil derdik evet biz ona, öyle derdik yani. Evet. Şimdi dolayısıyla ben o hamur kızartmasında pişi dendiğini de mesela çocukken orada öğrendim. He. Şimdi dolayısıyla bu haritaya baktığımızda Trakya'da özellikle ve Balkanlarda çok farklı yerlerde çok farklı şeyler söylendiğini öğreniyoruz. Sadece Balkanlarda değil, mesela bizim hamur kızartmasına, pişiye ya da işte mekiye mesela İzmir taraflarında külür denirmiş. Hiç duymadım. Ben de hiç duymadım ama işte böyle külür denirmiş bazı yerlerde. Külür derlermiş. Sonra bak mesela Trakya'da neler söylendiğini söyleyeyim ben sana. Kolaç denirmiş mesela. Kolaç. Çörek denirmiş.
çörek başka bir şey diye biliyoruz biz. İşte akıtma denirmiş mesela. Ha, akıtma duydu mu? Evet, ama o akıtma bizim bildiğimiz hamur kızartması gibi değil. O başka bir şey aslında. Bence bu karışıklık. Kabalka denirmiş. Kulçe denirmiş. Evet. İşte mekik demin söylemiştim. Halka denirmiş mesela. Sonra bak mesela kuluk, gulaç, pesmet, peksimet böyle isimlerle gidiyor. Bulgaristan taraflarında poniçka, pazlamaç, ondan sonra ulkum, pesmet, kartoloş falan böyle isimler denirmiş. Kartoloş çok ilginçmiş hakikaten. Evet, hakikaten ilginçmiş. Ya bize çok farklı manada kullanılır. Biraz daha yukarıya doğru gidiyorum. Böyle yani Bosna tarafına, Hırvatistan tarafına, o taraflara doğru, Balkanların böyle kuzey batısına doğru gittiğimizde uştipak deniyormuş mesela. Petula, lokum, priganiçe, peksimet yine var burada. Pesmet var mesela. Bu uştipak ki ben biliyorum yani Bosna'da uştipak derler ama o işte akıtma şeklinde yapılır o. Evet. Biraz daha böyle bizden hani bizde böyle hamuru alıp hamuru direkt böyle kızartmak gibi değil. Evet. Böyle akıtarak böyle parçalar oluşturup o şekilde yapılır. Mesela Yunanistan tarafında lalangı denirmiş, langita denirmiş. Böyle isimleri de varmış yani. Onları hiç bilmiyordum ben yani. İşte bak pişi diyebiliyoruz biz ya da hamur diyebiliyoruz biz. Aslında ne kadar farklı isimleri var. Şimdi dolayısıyla biz bu akşam dinleyicilerimize şöyle bir şey soracağız. Sizin oralarda böyle farklı isimlendirilen bir şeyler var mı? Sizin oralarda bir şeye farklı bir isim söyleniyor mu? Öyle bir isim mesela var mı? Çekirdeğe çiğdem denir gibi işte. En klasik örneğini verdin ya. Evet. Anlaşıldı herhalde. En klişe olan o. Evet. Yani işte çekirdeğe mesela İzmir taraflarında çiğdem denmesi gibi. Sizin oralarda da bir şeye farklı bir isim söyleniyor mu? Bizim bilmediğimiz. Bunları da hem sizden öğrenelim istiyoruz. Bizim bilmediğimiz değil. Biz çoğunu biliyoruzdur da. Ya niye çoğunu biliyoruz? Ya bizim diyor. Bilmediğimizi göndermek zorunda mı? Ben mesela biliyorsam ne yapacağım? Şimdi ben bunu biliyordum. Ne diyeyim yani? Hayır öyle değil mi? Şimdi ben bize derken sadece senle beni kastetmiyorum. Kimi? Bizi dinleyen 86 milyonu kastediyorum. Bizi dinleyen 86 milyonu. Evet. 86 milyondan da mesela bilmeyen çocuklar çok insan... Çocuklar belki dinleyemiyordur da şu an hani biz en azından bir 78 milyon falan diyelim. Niye çocuklar dinleyemiyorlar? Yatmışlardır belki. Bu saatte. Oğlum jetlag bak yine jetlag. Ya bu saatte niye yatsınlar ya? Saat akşam saat daha şu anda 6:21 geçiyor. Bu saatte niye yatsınlar çocuklar? Bazı çocuklar erken yatar abi yani. Bunlar bu kadar erken yatmazlar ya. Jetlag'dan kaynaklanıyor bunlar hep. Dolayısıyla bizim oralarda bu sabahın konusunun başlığı bu. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da konu başlığımız, tabelamız, hashtagimiz böyle. Bizim oralarda başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı sevgili dinleyiciler. Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Bakalım sizin oralarda da ne diyorlar? Farklı isimler veriyorlar mı bir şeylere acaba? Bunları bekliyoruz. Olmaz mı? Neler gelecek şimdi? Tabii canım mutlaka çok şey gelecektir diye tahmin ediyorum. Bu arada konuya da geçmeden önce ve akşam trafiğinin durumunu vermeden de önce hemen bir haber de vereyim aynı zamanda. Biliyorsunuz YouTube üzerinden Kafa Radyo Bahçesi programlarına başladık. Evet. YouTube kanalımızda yani Kafa Radyo'nun YouTube kanalında ve aynı zamanda benim YouTube kanalımda da yani Nihat Sırdar yazdığınız zaman benim de böyle bir YouTube kanalım var. İkisinde eş zamanlı olarak Kafa Radyo Bahçesi programları yayınlıyoruz. Radyomuzun bahçesinde zaman zaman yeni otomobilleri, zaman zaman daha önce söylemiştim eski otomobilleri, farklı şeyleri misafir ediyoruz, konuk ediyoruz ya da deneyimliyoruz. Evet. Şimdi şöyle mesela burada bir parantez açacağım. Deneyimlemekten kastım şu. Şimdi mesela yeni model bir otomobil işte örneğin geçenlerde yeni Volkswagen Caddy'yi misafir ettik. Anlattık da burada hatta. Onun videosunu paylaştık. Bugün yeni bir video paylaştık. Bu sefer konuğumuz bir klasik otomobil. 1956 model bir Chevrolet Bel Air. Bu konuğumuz yani bu programda konuğumuz o oldu. Benim klasik otomobilim. Fakat gerçekten de Türkiye'deki en güzel hani benim diye söylemiyorum ama hakikaten en abi güzel. Şimdi sen 56... söyleme bırak biz söyleyelim ya. Ama şöyle ben klasik
camiasını bildiğim için söylüyorum yani. Camiaya ilişkin mi bu sözleri senin? Camiaya ilişkin. Camiada en iyi otomobil senin yani. En iyi değil. En iyilerinden biridir. Çok 56 var çünkü. Ama en temiz, en böyle orijinal ve güzel restore edilmiş çok 56'lardan güzel, bir tanesidir. Nazar değmiş. Ben tabii hikayesini anlattım biraz aslında. Üretildiği zamandan Türkiye'ye geliş yılına, Türkiye'de kullanılmasına, sonra bulunuşunu, restore edilişini falan onları anlattığımız güzel bir video oldu. Dediğim gibi Kafa Radyo'nun YouTube kanalından ya da Nihat Sırdar YouTube kanalından artık izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi burada biz yani Kafa Radyo bahçesinde farklı şeyleri de deneyimleyeceğiz. Mesela önümüzdeki günlerde yine farklı bir video izleyeceksiniz. Bu kez bir araç değil, bir gözlük konuk olacak bize. Gözlük mü konuk olacak? Evet evet. Gözlük nasıl konuk olacak ya? Şöyle konuk olacak. Çok enteresan bir gözlük var. Ya Türkiye'de de satılıyor. Ben bu Amerika'ya gittiğimizde bu seyahatte satın aldım. Getirdim. Meta'yla yani bu işte Facebook, Instagram grubu evet. Meta deniyor ya. Meta'yla bu gözlük markası Ray-Ban'in beraber yaptığı bir gözlük. Özel bir gözlük. Bu gözlük şöyle bir gözlük. İçini mi gösteriyor? Bildiğin içini mi gösteriyor? Hayır nasıl bir gözlük yani? Abi hayır niye içini gösteren bir ya, gözlük? Ya bakarsın ciğerleri falan. Ciğerleri ha. Tabii tıbba destek vermek maksatlı. Ha yani. Ray-Ban ve Facebook bir araya gelmiş öyle bir şey yapmışlar. Ya olabilir yani. Ya niye yapsınlar onlar tıpla ilgili öyle bir şey değil. Şöyle bir gözlük yapmışlar. Bildiğiniz bir güneş gözlüğü aslında. Evet. Ray-Ban güneş gözlüğü. Hatta bunu internet sitesine girip şey yapıyorsunuz. Kendiniz tasarlıyorsunuz. Yani çerçevesini, gözlüğün şeylerinin camlarının renklerini. Evet. Yani ister renksiz yapabiliyorsun, ister renkli yapabiliyorsun. Yeşil, kahve neyse yani. Sen kendin renkli mi oldun? Sen kendin dizayn ediyorsun. Yani benimki renkli evet. Ben öyle renkli, normal bir kahverengi çerçeveli bir gözlük seçtim ben. Fakat gözlüğün asıl özelliği şu. Gözlüğün iki tarafında kameralar var. Ve istediğin zaman gözlükle fotoğraf ve video çekebiliyorsun. Ve cep telefonuna indirdiğin bir uygulamaya bağlayarak bu gözlükle Instagram'dan yayın yapabiliyorsun. Gözlük gözünde. Yani kafanı çevirdiğinde sen ne görüyorsan seni takip eden de izleyen de onu görüyor. Yani mesela Instagram'a canlı yayın açıyorsun. Canlı yayın açabiliyorsun. Aynen öyle. Çektiğin videoyu ya da fotoğrafı direkt telefonuna atabiliyorsun. Direkt uygulama üzerinden sosyal medyada paylaşabiliyorsun. Çektiniz mi? Şimdi şöyle deneme çekimleri yaptık. Hakikaten sonuçlardan da acayip memnun kaldık. Yani hani bu kadar yani görüntü net olacak mı? Nasıl olacak? Ses kalitesi nasıl falan diye. Ha bu arada mesela Spotify'a bağlanıyorsun. Müzik dinleyebiliyorsun. Yani ha, gözlüğün kenarında. Evet gözlüğün kenarında şeyler var. Kolonlar var. Oradan müzik dinleyebiliyorsun. Kolonlar var. Büyük mü? Ha evet çok büyük böyle şey. Pioneer 785 kolonlar koymuşlar. Ya öyle kolonlar. Gözlüğün çerçevesinin ha. içine kolonlar yapmışlar aynı zamanda. Böyle bir ufak hoparlörler yapmışlar. Evet. Yani nereden enerji oluyor? Şarj oluyor. Ha şarj oluyor. Onun o klasik bir şey vardır ya. Kılıfı vardır ya. Evet. O kılıf bir şarj cihazı şeklinde tasarlanmış. Hani böyle bu kulaklık koyuluyor gibi gözlüğü koyduğunda şarj oluyor. Bunları bize niye orada anlatmadın? Bunları orada görüntülü bir şekilde anlatacağım. Şimdi kısaca anlatıyorum. Hayır, biz Amerika'dayken bize de anlatsaydın da biz belki daha uygun fiyatla alabilir miydik diye düşündüm. Orada çok uygun fiyatla alınıyor buraya göre. İşte onu düşünüyordum. Ben onun da bilgisini vereyim ama işte demek ki siz o sıralar şimdi burada ismini tam olarak hatırlayamadım. Ayakkabı markaları peşinde koştuğunuz için. Evet. O konuyla çok ilgilenmediğinizi düşündüğümden. Keşke söyleydin ya. Neyse bu mesela Kafa Radyo bahçesinde bu da konuk olacak. Önümüzdeki günlerde bunu da anlatacağım ben. Türkiye'deki satış fiyatının bu arada girip baktıysanız gördüm, görmüşsünüzdür. Ben bir şey söyledim de mikrofon kapalıyken söyledim. Yani hakikaten Türkiye'de 27.500 liraya satılıyor. Amerika'da hiç öyle değil. Öyle söyleyeyim yarı size. Yarı fiyatı kadardır. Yarı fiyatına satılıyor. Aynen öyle. Yarı fiyatına satılıyor. Ben biraz da bu YouTube kanalındaki çekimler için aldım aslında bakarsanız o gözlüğü. Hani benim gözümden direkt gördüklerimi anlatayım, çekim yapayım diye. Hakikaten sonuçlarına memnun kaldım ama detaylı bir şekilde önümüzdeki günlerde Kafa Radyo bahçesinde anlatacağız. Görüntülü mesela olarak. Mesela şu an şey var yani 56 var mesela. Bu hakikaten güzel olmuş. Yok ha? Çok güzel. Şu maviler an, falan. Bugün yayınladık dediğimiz. Şey, gözündeki gözlük o gözlük mü? Yok o değil. O normal bir gözlük yani. Normal bir gözlük mü? Hiç normal durmuyor. Gayet şık yani. O da en az bu kadar vardır yani. Yok o kadar yok. Yakındır yani. Yok 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 hiç ona da yakın da değil.
Bizim oralarda bu akşamın konusunun başlığı. Bekliyoruz mesajlarınızı. Sizin oralarda, yani şu anda bizi trafikte dinleyenlerin durumu nasıl acaba diye akşam trafiğine dönüyoruz, bir bakıyoruz. Radyosunda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Devam ediyoruz yayınımıza. Çarşamba gününün akşamındayız. Bizim oralarda bu akşamın konusunun başlığı, ne derler acaba? Sizin oralarda farklı söylenen bir şey var mı diye konuşuyoruz, dinleyicilerimize soruyoruz. Şimdi mesela Gaziantep'ten Serkan göndermiş. Evet. Bizim oralarda diyor ciğer kebabına cartlak kebabı, ince bulgura simit. Simit mi? İnce bulgura simit deniyormuş mesela. Allah Allah, ilk defa duyuyorum. Ya bak, ne oldu? Her şeyi biliyordun. Hayır, her şey değil, çoğunu biliyoruz dedim. Ya bak, bir şey söyleyeyim, belki atıyor da olabilir yani. Ya bu ne kadar... Bulgura simit mi deniyormuş ya yani? Ya bu nasıl bir Mustafa Varank tavrıdır ya? Atıyordur falan diye direkt hemen böyle bir... çiğ köfteye düz köfte, yani sadece köfte denir bizde diyor, çiğ köfteye. Lokma... tatlıya pisik billuru. Bu neye uyarlayayım diye düşündüm de. Ben sana söyleyeyim, kesin atıyor. Lokma tatlıya öyle denir diyor. Halka tatlıya da kerane tatlısı denir diyor. Bu neresiydi? Gaziantep. Allah Allah. Evet, Gaziantep'te böyledir diyor yani. İşte bak, diyorum sana, çok geniş bir coğrafya, çok farklı kültürler. Evet. O nedenle bizde bu konu çok zengin bir konudur yani. Denizli'de mesela şeftaliye tüylü tombak derler diyor, bizim buralarda diyor. Tüylü tombak. Tüylü tombak. Yani pazara gittiğinde, oraya gittiğinde ve evde bir şey yiyeceksin, tüylü tombak versene mi diyorsun? İşte öyle, tüylü tombak derler diyor. Çok daha uzunmuş ya. Denizli'de patlıcana balcan, tamam. Domatese kırmızı balcan derler diyor. Patlıcana balcanı biliyoruz da. Evet, domatese kırmızı balcan mı deniyormuş? Domat demiyorlar mı sizin orada? Domat, İzmir'de domat. İzmir'de domat derler mesela. Demek ki Denizli'ye gelene kadar değişiyor. Herhalde. Arada bir mesafe var yani. Çekirdeği çiğdem. Evet. Domatese domat. Simice gevrek. Çamaşır suyuna klorak. Evet. Sigortaya asfalya. Tamam. Bunlar... Mısır'a darı, incire yemiş. Şimdi bunlar mesela çok klişe. İşte tamam, biliyoruz. Evet, İzmir. Neden biliyor musun? Biliyoruz. Nüfusla alakalı bir şey bu. Yani İzmir nüfusu çok fazla olduğu için çok fazla insan bunu söylediğinde, evet, bunu biliyorsun. Biliyoruz. Yani. Gaziantep'ten Serkan doğru söylüyor diye bir bilgi geldi şimdi. Baba. Memleketçilik var işte. Pişik billuru deniyormuş lokma tatlısına. Öyle mi? Evet. Yani, sevgili Gaziantep'liler, öyle mi gerçekten? Bizim o hani İzmirlilerin lokma dediği, yani bizim de lokma dediğimiz, evet, o tatlıya pişik. Pişik de bu arada kediye denir şeyde, Azerbaycan'da bildiğim kadarıyla. Kediye pişik diyorlar orada. Pişik varsa kediye pişik diyorlardır. Hayır. Kediye pişik diyorlar yani. Kedi ne diyor? Kedi bir şey demiyor, mırır mırır yapıyor yine. Pişik 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 diyorsun. Dolayısıyla pişik billuru biraz oturuyor. Allah'ım. Fakat konunun Azerbaycan'dan Gaziantep'e nasıl geldiğini onu çözemedim yani. Şorum'da çocuklara ben hindiye cıluk denir diyor. Bunu biliyordum mesela. Hindiye cıluk. Pişi içinde pirinç pilavı bulunan hamur kızartmasına denir bizde diyor. Gaziantep'ten böyle bir bilgi geldi. Pişi içinde pirinç pilavı varsa. Evet. Aa. İçinde pirinç pilavı bulunan hamur kızartmasına pişi deniyormuş. Aa, bak, içinde bir de pilav mı oluyormuş ya pişini? Evet. İşte abi öyle oluyormuş. Bak, şu an çok şaşırdım. Hiç yemedik çünkü bunu. Ya bak. Bosna'dan göç eden babaannem uştipak yapardı bize diyor. Uştipak dedim. Evet, işte bu hamur kızartmasına. Evet, mesela Boşnaklar'da. Yani uştipak bizim yaptığımız hamur kızartması gibi bir şey değil, ama onu söyleyeyim yani. Rize'den Gündoğdu'dan yazmış Münevver. Evet. Patlamış mısıra pafili, haşlanmış mısıra koliva denir diyor. He. Evet, koliva pafili. Pafili ha, kaş, bak pafili, evet, pafilin o manaya geldim. Kolivayı biliyordum da. Annem babam Üsküplü, bizim oralarda kaymeniçe denir diyor bir dinleyicimiz. Ama neye denir kaymeniçe?
Buradaki krem karamel. Ha, krem karamele evet. Kaymaniçe deniyormuş. Bir de böreğimiz vardır. En favorim Maznik'tir. Harikadır. Börekte en favori olan böreğimdir benim diyor. Maznik. Bir nevi Arnavut böreğiymiş. Maznik de mesela. Evet. Homemade pastry diye geçiyor. Ya bu şey Amerika etkisi yani. Arkadaş, bu jet lag ne zaman bitecek ya? Jet lag ve Amerika etkisi. Demin de bunu konuşuyoruz mesela, birisi bir şey soruyor sivrisineğe. Diyor ki abi diyor buradan orası çok uzak diyor. Bu böyle bir ya ne var diyor, en fazla 3 Mayıs diyor ya. Evet. 3 Mayıs ne ya? 3 Mayıs abi, orada çok alışmadık mı Mayıs'mış? Ben yok hiç, ben direkt şey navigasyonu KM'ye kilometreye çevirdim. Çeviriyorduk ama bazen çeviremediğimiz anlarda Mayıs gidiyorduk yani. Çok kafası karışıyor insanın ya. Diyor ki 3 mil sonra şöyle dönün diyor. Lan 3 mili ya da mesela şey diyor bilmem kaç fit diyor. Kestiremiyorsun. Yine kafada benim bir 100 metre 200 metre algım oluşmuş da. Tam 200 fit diyor. 200 adımdır yani 200 fit. Ha tabii doğru. Hemen bir göstersene bana 200 fit ne kadar oluyormuş, nereye kadar oluyormuş yani. İşte buradan o bahçenin ucuna kadar. Yalnız akaryakıt fiyatları nasıl değişkendi? Ya evet. Ya sevgili dinleyiciler, bizde de oluyor ya hani mesela İstanbul'da akaryakıt fiyatı farklı. O kadar olmuyor herhalde ya. Yani şöyle, bizde de arada böyle bir 1 lira civarında oynuyor. 1 lira falan oynuyor ama yani işte İstanbul'daki fiyatla Van'daki fiyat arasında 1 lira civarında fark oluyor. Orada 1 dolar oynuyor. Amerika'da evet yani galonda 1 dolardan fazla ya. Biz mesela 1 dolar 20-25. Şöyle galonunu, galonda 4,5 litre oluyordu galiba değil mi? O civarda. O civarda bir şeydi. Galonunu benzinin dur ne kadar aldık ya? 3,99'a mı aldık? 3,90'a falan evet. Evet, 3,90'a falan aldık Houston'da. 3 dolar 90 sente aldık. 3,78'miş bir galon. Ha, bir şey litre olarak. 3,78 litre. Evet, 3 yani yaklaşık 4 litre gibi düşünün. 4 litresini 3,90 dolara aldık şeyde Houston'da. Sonra yola çıktık. Yani aşağı yukarı 1 litresi 1 dolar oluyor gibi. Evet yani litresini 1 dolar aldık. Yani 32 lira, 33 lira civarına neyse geliyor. Sonra şeye doğru, batıya doğru gitmeye başladık. En son Los Angeles'a geldiğimizde Los Angeles'ta 5,39 dolardı galonu. Yani orada bayağı fark vardı. İşte 3,90'dan 5,39 diyorum ya. Neredeyse evet, 1,5 dolardan fazla bir fark vardı evet yani. Orada da öyle fark ediyor yani, eyaletler arasında ve şehirler arasında bayağı ciddi bir fark var orada yakıt fiyatlarında. Bakalım. Fatih diyor ki aslen Yozgatlıyım. Yozgat'ta çekirdeğe şemşamer derler diyor mesela bizim oralarda. Şemşamer. Şemşamer. Evet, çekirdeğe şemşamer deniyormuş mesela. Tuzlu çekirdeğe tuzlu şemşamer mi deniyor? Bu belki tuza da başka bir şey deniyorsa tam emin olamadım yani. Hani başka bir şey. Bizim oralarda bu akşamın konusunun başlığı, soruyoruz dinleyicilerimizde. Sizin oralarda ismi farklı olan bir şeyler var mı acaba diye bunları konuşuyoruz ve öğreniyoruz dinleyicilerimizden. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Devam ediyoruz yayınımıza. Çarşamba gününün akşamındayız. İstanbul'da hava sıcaklığından bahsetmiştik az önce. İstanbul'un farklı yerlerinden dinleyicilerimizden mesajlar gelmiş. İşte böyle 26 derece gören var. 27 derece gören var. İstanbul'da. Evet evet, İstanbul'un bazı yerlerinde öyle bir durum var. Ankara'da az önce söylemiştim. Böyle 29 dereceler falan görülüyor. Ankara'nın bazı yerlerinde öyle sıcaklıklar da var. Almanya'dan Bayern'den yazmış bir dinleyicimiz, donuyoruz burada diyor, bayağı diyor soğuk burası diyor. Orada da daha hala böyle bir şey var, hani henüz bahar, böyle bir havaların ısınması ya da yaza geçiş durumu olmamış. Abi gece 3 derece falan yatıyorlarmış yani. Evet evet, orası bayağı bir serin. Gündüz 12 falan yani, 10-12. Şimdi bizim oralarda acaba sizin oralarda ne olmuş diye, daha doğrusu neye ne denir diye konuşuyoruz bu akşam, dinleyicilerimize soruyoruz. Şimdi mesela bir dinleyicimiz diyor ki Sivas'ta diyor. Ya ben de küfür edeceksin sandım abi. Yok.
Sivas'ta diyor bu pişiye gillik deriz biz diyor. Gillik. Evet evet, yani bu farklı yerlerde işte biz demin Trakya ve Balkanlar üzerinden daha çok örnek verdik aslında ama Türkiye'nin farklı yerlerinde çok başka isimlerde veriliyormuş. Aynı zamanda işte pişi dediğimiz bu hamur kızartmasına. Eşim Kayseri'de. Evet. Kayseri'de teyzeye hala, halaya da ame denir diyor. Hmm, evet doğru. Bu hala, teyze, amca, dayı meselesi farklı yerlerde böyle farklı isimler olabiliyor. Bizde zaten o mesele çok karışık. Ama teyzeye niye hala diyorsunuz onu? Evet işte böyle teyzeye hala... Hani mesela halaya ame diyormuşsunuz, anladım, yöresel olabilir. Evet. Ama teyze niye hala yani? İşte teyzeye hala deniyor, çok enteresan yani. İşte bunu biri onu karıştırmış bence zamanında, öyle evet. Kalmış o yani. İşte yabancılar bunu zamanında çözmüşler diyorum ya zaten, onlar böyle toplu olarak... bir amcaya, dayıya uncle diyorlar. Teyzeye, halaya aunt diyorlar. Öyle çözüyorlar işi. Hiç böyle onu işte eltiydi, görümceydi, yengeydi, oydu buydu bilmem neydi falan karıştırmıyorlar. Çocukken Sivas'taki köyümüze gittiğimizde kuzenlerim halalarına bibi, babaannelerine ebe diyorlardı. Şaşırmıştım ama köydekilerin çoğu böyle söylüyordu diyor dinleyicimiz. Evet, yani o şey bibi'yi biliyoruz yani gerçekten. Evet. Adana'da geri vitese anarya, ki bunu biliyoruz, evet. Cama cıncık, uçurtmaya da kasnaklı deriz diyor bir dinleyicimiz. Kasnaklı. Bu cıncığı da biliyoruz bu arada. Ya böyle tertemiz olduğunda şey de bu cıncık gibi oldu falan diye onu söylerler, onu biliyoruz. Bizim oralarda yani Kars'ta patatese kartol, ki bunu biliyoruz. Kartol. Kediye pişik. Ha geldi ama i̇şte yine Kars yakın abi. Azerbaycan'a yakın, evet. Yani Gaziantep'te nasıl pişik olmuş o? O kısmı enteresan hakikaten de. Yavru köpeğe gudik denir diyor. Kars'ta da böyleymiş mesela. Gudik ya. Gudik şey değil mi ya? Gudik. Candaşın köpeği değil mi gudik? Evet. Gudik değil mi o? Evet. Ha o Karslı mıydı? Evet. Gudik de mi Karslı yani? Yok. Şimdi gudik, yok. Gudik niye Karslı olsun canım? Değil yani köpeğin... O yörenin köpeği değil çünkü. Köpeğin gudik. İsminin gudik olmasının tamam. Sebebi oradan kaynaklanıyor yani. Ankara Kızılcahamamlıyım. Bizim oralarda boş ve cıvık konuşana bestek derler diyor. Ne derler? Bestek. Bestek. İstanbul Türkçesinde karşılığını bulamadım diyor. Bizde boş ve cıvık konuşana ne derler? Geyik. Efendim? Ne derler? Geyik. Geyik mi? Yani ya boş konuşana ne diyecekler abi? Boş ve cıvık konuşuyorsun derler hani. Aslında mantıklı. Ya öyle derler benim bildiğim. Bak diyor ki bizim oralarda tahtırevalliye çoğdürümçüş. Neyciş? Çoğdürümçüş. Çoğdürümçüş mü? He. Tahtırevalliye. Oğlum bir de tahtırevalli kelimesini zor zannediyorduk biz ya. Geçen bahara bıldır. Evet. Merdivene badal, krepe cızlak. Tamam. Fermuara carcur. Köpek yavrusuna gölbez derler. Çorumluyum heri diyor. Çorumluyum heri mi? Evet. Çorumlu heri. Arabistanlı Lawrence gibi hayır, bir şey hayır. Mi? Hayır hayır. Ya hayır sana yani herhalde selam gibi bir şey yani. Bilmiyorum ben. Çorumluyum heri. Herinin de mutlaka orada bir anlamı vardır. Vardır. Bu şey gibi ellam gibi bir şeydir muhtemelen. Ha, yani. Manisa doğumluyum, yıllardır İzmir'de yaşıyorum. Lise çağlarında dershanede arkadaşlara sordum. Çintisi olan var mı diye. Kimseden ses çıkmadı. Bir daha sordum, yine ses yok. Ya arkadaş kalem açacağım, kimsenin çintisi yok mu dedim. O zaman anladılar. 10 tane çinti geldi bir anda diyor. Kalem tıraşa çinti diyorsunuz. Manisa'da kalem tıraşa çinti mi deniyormuş? Vay be, bak bunu bilmiyordum. Evet. Babamlar Kırım Tatarı, Eskişehir'de yaşıyoruz. Erkek eşe akay, kadın eşe apakay diyerek birbirlerine hitap eder eşler diyor. Sanki böyle bir şey duymuştum ben. Evet. Bu arada anne tarafı Bulgaristan, baba tarafı Kırım göçmeniymiş. Pişiye pesmet diyoruz. Baba tarafımda mesela patatese kartop der diyor. Kartop olmasın? İşte kartop deniyormuş yani o şey Kırım göçmenleri öyle diyormuş. Bu Kars'a gelene kadar demek ki isim değişiyor. Kartal olmuş. Evet. Bizim oralarda ıstakoza şey derler diyeceğim ama bizim oralarda ıstakoz yok diyor. Hakikaten sevgili dinleyiciler, sizin oralarda ıstakoza başka bir isim diyorlar mı? Lobster. Sizin oralarda lobster mı diyorlar? Ya evet işte hep jetlag. Ama çok güzel bir isim değil mi yani lobster? Çok lobster, evet gerçekten de. Evet abi.
Yaz gerçekten de şöyle sevgili dinleyiciler, şimdi burada böyle çok lüks bir yemek ya bu şey ıstakoz. Hoş tabii bu bahsi geçen konuda hanımefendinin yediği yerde de son derece lüks. Orada böyle bir bütün olarak falan geliyor. Fakat şöyle mesela Amerika'da fast food tarzı dükkanlar var. Yani fast food tarzı lokantalar var. Gidiyorsunuz böyle deniz ürünleri var. Yani işte kalamarın kızartmasını yapıyor. Efendime söyleyeyim. Ya neyi seviyorsan karidesi var, yengeci var. Ha karides var, yengeç var. İsterseniz şey bile mesela istiridye var. O istiridyenin içini çıkartıp onun kızartmasını yapıp getiriyorlar. Onu isterseniz tek başına getiriyorlar falan ama bunlar fast food şeklinde geliyor. Yani hani böyle lüks bir yer değil. Hatta öyle lüks bir yer değil ki şöyle önünüze kocaman bir kağıt seriyorlar. Size önlük veriyorlar. Önlüğü bağlıyorsunuz önünüze. Ondan sonra o şey de isteyebiliyorsunuz, ıstakoz da isteyebiliyorsunuz, ıstakoz ya da yengeç isteyebiliyorsunuz. Biz de ıstakoz mu istedik, yengeç mi istedik? Istakoz geldi galiba değil mi? Istakoz ayağı mıydı o gelenler? Yok onlar yengeç. Ha yengeçti. Biz demek ki yengeç istemişiz. Şöyle geliyor, bir torbanın içinde işte bir soslu moslu falan filan. Boiling diyorlar ona, yani işte haşlıyorlar aslında. Ha boiling. Nasıl deniyor Türkçe bilemedim. Sizin oralarda, bizim buralarda haşlama deniyor. Sizin oralarda boiling mi deniyor? Ha boiling crepe yani. Ha boiling crepe. Getiriyorlar torbayla bırakıyorlar. Sen onun içinden alıyorsun. Onun böyle bir kırma makası gibi bir şey var. Onunla kırıyorsun, içindeki eti çıkartıyorsun. Ama dediğim gibi yani böyle olağanüstü bir fiyatı yok. Çünkü fast food şeklinde satılan bir yerdi yani orası. Mesela. Ya kimi yerde olağanüstü fiyat olur, kiminde olmaz. Diyor ki bir dinleyicimiz. Nursel diyor ki kökenim Kırım Tatarı. Bizde pişiye ulkum. Evet. Kuzine sobaya da peşika denir diyor mesela. Peşika. Evet. Annemin memleketi Erdek'te kapıyı pencereyi kaynaştır derler. Kapat yani. Evet yani hayır değil işte. Türkiye'de yaşamadığım için bu şekilde öğrendim ben de. Meğer kaynaştır da değil, kıynaştır. Kıynaştır arala demekmiş diyor. Ha kıynaştır araladır. Evet, kaynaştır başka bir şey işte abi. Pardon kıynaştır. Hı. Kapıyı arala, pencereyi arala, kıynaştır. Aralamak kıynaştır diye geçiyormuş. Vay be. Dün akşam Golden State, Golden State diye diye nazar değdirdiniz. Eleme maçında 20 sayıyla kaybettiler, sezonu kapattılar diyor. Ne diyorsun ya? Abi işte bizim öyle maşallah dediğimiz. Sen vay. alma Alperen'in ahını. Ya. Çıkar böyle. Hızlıca çıkmış. Evet rebound yani. Bizim burada da simite simit, domatese domates, sigortaya sigorta ama ıstakoza yuh derler diyor bir dinleyicimiz. bakalım. Denizli'den Kaan göndermiş. Bizim buralarda lahanaya ilana, patlamış mısıra darı, incire yemiş, fasulyeye fasille, şeftaliye şefteli. Ki az önce başka bir şey olduğunu söylüyordunuz. Denizli'de başka bir şey. Tüylü tombak mı? Tüylü tombak. Bravo. Şefteli mi? Şefteli bilmiyorum. Ben. Evet. Yumurtaya yımırta denir diyor. Yımırta. Daha aklıma gelmeyen birçok şey evet. Var diyor. Yalnız bu şeftali konusunda aranızda bir anlaşmazlık var. Onu söyleyeyim size. Onu bir eve çözmeniz lazım. Belki ilçe fark ediyordur. Merkezde şefteli deniyordur da mesela. Hani ilçelerinde belki tüylü tombak deniyordur. Ha evet. Olabilir. Bak mesela bizim Zeki Hoca göndermiş. Gaziantep ağzında. Rafık arkadaş demekmiş. Evet. Hanek laf söz demekmiş. Bahdeniz. Bahdeniz ne demek biliyor musunuz? Neymiş bahdeniz? Maydanoz. Maydanoza bahdeniz mi diyormuş? Evet. Evet. Göş dedikleri göğüs sine. Tamam. Seylik aptal saf demekmiş. Bir de cılluk var onu hindi onu biliyoruz. He. Baklavaya ne derler sizin orada? Baklava. Baklava falan mesela olabilir mi yani? Hayır baklava benim baklava. Bildiğim baklava deniyor yani. Ama baklava yani. Nitekim geçenlerde geldi. Zeki'ye gelmişti. Ya sen onu nasıl açmışsın hemen ya? Birader yoktu. Ya olsun gider yani. Abi gelir. Hayır nereye gider gelir. Gelmiyor ki. Gelmiyor gelmeyince o günlerce bekliyor. Burada günlerce bekler mi o baklava? Yazık günah. Ayrıca o kadar çok baklavayı bir insan tek başına yiyebilir mi ya? Al diyelim ki gelmedi. Biz Zeki Bey'e gönderdik. Servis ettik evet, kendisine. Evet. Ne yapacak o kadar baklavayı tek başına? Ya belki kendi gönlünü geçip yiyecek arkadaşlar yesin. Ya hangi arkadaşlar yesin? Yok yani şimdi orada yiyecek tek başına. Şeker komasına girecek. Kilo alacak. Zaten sağlığından şikayet ediyor. Pimpirikli falan. Dedim ki ben burada biz Zeki'nin sağlığını düşünerek... Zeki'nin sağlığını düşündüğümüz için, onun iyiliği için.
Açılışı da ben yaptım. Arkadaşlara gösterdim. Dedim ki arkadaşlar böyle yerseniz daha şey yersiniz dedim yani. Çok iyiydi ama o tarif. Ha, lezzetine varırsınız dedim. Nitekim benden sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde takribi olarak 1 dakika 37 saniye içinde tepsinin tamamını. Evet, herkes bir el atıyor. Dediğim şekilde bitirdiler. Bunda bir şey yok. Ayrıca ayırdık. Zekiye de ayırmadık değil, ayırdık. Sakladık. Ne ayırdık? Bir dilim baklava çıktı. Tamam, yeter işte ya. Yani. İnsan olana bir dilim. Ben bir dilim yedim. Bana birkaç dilim olaydı. Hayır, ben bir dilim yedim ya. Niye bir dilim? Bir dilim eşit yani. Eşitlikten yana bir insan değil miydi Zeki Kayhan Coşkun? Eşit işte, herkese bir dilim. Herkes bir dilim yedi. Ona da bir dilim ayırdık. Peki şeyi merak ediyorum. Gaziantep ağzında baklavaya ne diyorsunuz? Evet. Fıstıklı baklavaya Scarlett denir mi? Fıstıklı baklavaya Antep'te Scarlett mi dedin? Mesela olabilir mi yani? Bir ara verelim, reklamların ardından devam edelim ve bir kez daha dinleyicilerimize soralım. Sizin oralarda ne diyorlar acaba? İsmi farklı adlandırılan, oranın ağzıyla farklı söylenen bir şeyler var mı diye dinleyicilerimize soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Devam ediyoruz. Çarşamba gününün akşamında yayınımıza 7-8 dakika geçiyor saat. Ve sizin oralarda ne derler acaba diye, isimleri farklı kullanılan şeyler var mı diye bu akşam dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Zannediyorum sizin oralarda da maratona maraton derler herhalde. Yani çok değiştiğini sanmıyorum. Maratona? Evet, maratona. Maratona maraton denir. Ne denir? Sizin oralarda ne derler? Hani jet lag. Maraton. Ne harfi var arada? Aa, bir de şey var, Temsa maraton var ki o konu çok önemli bir konu. Böyle sonuna bir ünlem koyayım, devam edeyim sizin hakkınızda kalsın. Önümüzdeki günlerde o konuyla ilgili bir sürprizimiz olabilir yani. Şimdi şöyle, İstanbul'da gerçekleştirilen bir maraton var biliyorsunuz. Çok uzun yıllardan evet, düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu 28 Nisan Pazar günü tarihi yarımada parkurunda koşulacak. Geçen yıla göre bu yıl kayıt sayısında bir artış yaşanmış. Bu sene 16 bin kişi kayıt yaptırmış sevgili dinleyiciler. Bu yıl şöyle bir durum da var. 18 yaş sınırı kaldırıldı. Evet. İlk defa 16 yaş ve üstü gençler de bu maratona katılabiliyorlar. Harika bence. Yani dolayısıyla hala da vaktiniz var. 16 yaş ve üstü kayıt yaptırabiliyor. Türkiye İş Bankası yarı maratonunda, 19. yarı maratonunda gençler de koşabilecekler. 28 Nisan Pazar günü gerçekleşecek bu maraton. Onu da hatırlatıyoruz aynı zamanda. Bir bakıyoruz. Gadalarını alırım. Gadalarını alırım. Bizim oralarda bir sevgi sözcüğüdür diyor. Nevşehirliyim demiş Yeliz. Evet, gada almak. Evet. Gadasını almak. Evet, gadasını aldığım falan derler. Bizim oralarda yani Rize'de sıkıştırmalı baklavaya. Şimdi sıkıştırmalı baklavanın ne olduğunu anladınız mı? Ev baklavası. Ev baklavası da şöyle aslında bir şey gibi düşünün, böyle kol böreği gibi düşünün. O kol böreği böyle hani içeriye doğru böyle gider ya, onun böyle bastırılmışı gibi düşünün yani, sıkıştırılmış baklava imiş onun normal ismi. Fakat Rize'de koca karı gerdanı deniyormuş ona. Çok ayıp ya. Çok ayıp hakikaten de yani. Fakat benziyor mu? Bir o kadar da gerçekçi yani. Rizelileri tebrik ediyoruz. Evet, bu espri. Benzetme de gerçekten güzel. Kandıra'da mandaya dombay, hindiye kel deniyormuş. Ha. Ki şeyden biliyoruz, hindiye kel denmesi. Tamam, hindiyi biliyoruz. Evet yani. Ama dombayı bilmiyordum. Yani. Kabaramazsın kel Fatma, annen güzel sen çirkin. Demek ki buradaki kel Fatma hindi Fatma manasında. Allah Allah, yani hindiye kel neden deniyormuş? Kafası da böyle tüy olmadığı için falan herhalde. Ondan dolayı mı deniyormuş? Doğma büyüme Aydınlıyım. Bizim oralarda yakışıksız saçma sapan konuşulduğunda mehensiz konuşma derler. He. Bir de yapış yapış içinde saksak kelimesini kullanırız. Ellerim saksak oldu, yıkayıp gelim deriz diyor. Saksak oldu. Yapış yapış daha kolay söyleniyor. Saksak biraz zor söyleniyor. Öyle diyorlarmış işte Aydın'da ya. Denizli'nin Bakran ilçesinden bir cümleyi paylaşmak isterim diyor Ayşe. Buyurun. Pardının altında çoğaşlanmak.
Anlamı sundurmanın altında güneşlenmek. Teyzeler ellerinde kirman, örgü, sırtlarını duvara verip otururken ne yapıyorsunuz diye sorarsanız onlar da size hoş geldin pardının altında çuhaşlanıyoruz derler diyor. Vay be, ama sen çok güzel okudun onu. Herhalde öyle diyorlardır diye tahmin ettim yani. Çanakkale, Ayvacık ve köylerinde kardeşe gıdışım. Evet. Çocuğa dadı. Zayıf insana dingin. Yenice tarafında da geçen yıla bıldır denir diyor. Bıldır. Bıldırı onu zaten biliyoruz. Evet. Evet. Çocuğa dada, kardeşe gıdışım. Benzine veya mazota zam mı gelecek? Hayırdır? İstasyonlar full diye yazmış bir dinleyicimiz. Şöyle bana gelen bir bilgi yok. Öyle söyleyeyim. Sana gelen bilgi yoksa zaten zam yoktur diye. Yani bana gelen bir bilgi yoksa gerçekten yoktur yani. Evet. Hakikaten benzin fiyatlarında bir artış olursa bana gerçekten hani bilgi geliyor. Dolayısıyla bana gelmediyse bence doğru değildir. O bir söylentidir. Bazen böyle sahte söylentiler yayılıyor. Onu söyleyeyim. Kimi zaman bilgi kirliliğinden kaynaklanıyor. Kimi zaman böyle... Birileri oyun olsun diye ortaya atıyor ama... Etkileşim için, takipçi kazanmak için sosyal medyada böyle şeyler bazen yapılabiliyor ama... Bana gelen bir bilgi yok akaryakıt fiyatları ile ilgili, öyle söyleyeyim. Bizim oralarda ki Esenciles civarında... Evet. İdrara idrel deniyor. İdrel mi? Hasta gelince idrelimde yanma var diyor. Evet. Açıkçası daha kibar oluyor demiş. İdrelimde yanma var. İdrelimde yanma evet, var. Evet, bence kibar hakikaten. İdrar ne çok kaba ya. Doğru. Mesela orada benim bildiğim kadarıyla yine Esenciles civarında da Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmaro diyorlardı. İmaro. İmaro. Ekrem İmaro. Bizim buralarda Gömeç'te Ribisa dediğimiz şeye Balkanlarda boşnak mantısı dendiğini öğrenmiştik zamanında. Uştipak dediğiniz gibi bizde de var. Ayrıca Şevketi Bostan'a da Ak Kız deriz biz diyor. Ha, Ak Kız, evet. Evet, yani Gömeç'te. Yani otun adı Ak Kız orada. Şevketi Bostan'a Ak Kız diyorlarmış. Aslında daha tasarruflu yani. Şevketi evet. Bostan falan değil mi? Ak Kız diyorsun, çıkıyorsun içinden. Güzel de ismi varmış yani. Yuvarlak küçük bir de halebişi, sert revane gibi bir tatlıya şamboli, sarmaşağı kedirgen heleş derler. Bir de hadigari var tabi diyor. Aydın'dan göndermiş Aytaç. Sivas'ta ayrana çalhama deniyormuş mesela. Ha, bilmiyorum. Ayrana. Çalhama. Patatese de kartopu derler diyor. Bak bu kartop, kartol. Kartopu değil bence o. Evet. Kartop da... Şey düzeltmiş, sözlük. He, kar topu diye yazmış. Ayrıca patatesli mantıya da kulaklı derler diyor mesela. Abi ne o kulaklı dediğin tavaya derler ya bizde de. Kulaklı tava, evet. Bizde de ona derler. Bu arada Sivas'a İstanbul'dan direkt hızlı tren seferleri başlıyormuş. Aktarmasız. Lazım. Sivas'tan kalkıyormuş, 7 saatte gidiyormuş. Lazım. Gidecekmiş yani. Çünkü yani İstanbul'da yaşayan Sivas'ın nüfusu bayağı var. Sayısını düşününce çünkü Twitter'da çok espri var. İnsan niye Sivas'a hızlı gitmek ister ki falan gibi şeyler i̇şte yazmışlar. Bu yüzden yani, çünkü memleketlerine gidecekler veya memleketlileri buraya gelecekler. Evet, İstanbul'daki Sivaslı sayısını bilmeyince insan tabii öyle espriler yapabiliyor. Bakalım Tekirdağ'dan Alkan. Aslen Erzincanlıyım ama diyor. Patates yemeğini bizim orada tirit derler. Kediye de pişik derler diyor. Bu Türkiye'nin bir bölümünde kediye pişik deniyor bu arada, farkındaysanız. Evet, çok geldi ya. Evet, çok geldi gerçekten. Yani ben bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum. Kars'ta falan biliyordum. Yani orada pişik dendiğini biliyordum ama hani böyle bu kadar içeriye doğru, hatta evet, güneyde falan böyle dendiğini bilmiyordum. Nevşehir'de ayçiçeğine devranlar. Bizim buralarda da sonnen blumen deniyor diyor. Ne deniyor? Ayçiçeğine. Ayçiçeğine? Nevşehir'de devranlar deniyormuş. Tamam. Bizim buralarda da sonnen blumen deniyor diyor. Sonnen Almanya'da. Yani. Almanya'da sonnen blumen mi deniyor? Bizim oralarda ki abi İstanbulluyum ben. Kütük Şile. Söylediğiniz her şey bana yabancı geliyor. Simit simittir. Tuzlu çekirdek tuzlu çekirdektir diyor. Haklı yani, burada büyüyünce. İşte burada büyüyünce öyle de canım kardeşim. Şile'den hiç çıkmadığın için. Sen bu kadar konuya yabancısın. Bu memleket çok büyük bir memleket ve çok karışık bir ülkeyiz biz yani. Hani kültür olarak çok karışık bir ülkeyiz. İşte böyle böyle öğreniliyor kelimeler. Bu kötü bir şey de değil ayrıca. Bu iyi bir şey ya. Evet. Yani bu kadar fazla kültürün olması bence iyi bir şey. Bizim oralarda domatese firek, halaya bibi, teyzeye hala derler.
iş yapmaya yumuş tutmak denir diyor Yozgat. Yozgat'tan bir dinleyicimiz. Yozgat. Kayseri'de de benzer şeyler var böyle. Evet. Trakya'da az önce saydıklarınızın hiçbirini duymadım 40 senedir. Bizde pişiye lokma, krepe akıtma denir diyor. Canım kardeşim tamam. Sizin oralarda duymamış olabilirsiniz de ben mekik diye duydum mesela. Yani benim Trakyalı arkadaşım vardı. Ben mekik dediklerini bizzat biliyorum, onlar Trakyalıydı. Gidiyorlar da Tekirdağ'ın bir ilçesinden diler. Evet. Mesela biliyorum yani şey dediklerini bizzat biliyorum. Mekik dediklerini biliyorum. Hatta onların köyüne gittiğimizde de öyle mekik deniyordu. Kaldı ki Edirne'nin birkaç köyüne gittiğimde ben orada da aynı zamanda duydum mekik dendiğini. Dolayısıyla sizin orada denmiyor olabilir. Trakya dediğiniz sizin oradan ibaret değil diye düşünüyorum ben. Tabii canım. Bizim oralarda başkana ekrem attığına füze denir diyor. İmar o. Artık ne seçimse esprileri hala bitmedi bak. Hala devam ediyor. Hatta öyle devam ediyor ki bugün mesela işte grup toplantıları falan yapılıyor. Seçimi kaybeden partilerin liderlerinin yaptığı konuşmalar bile espri dolu. Fakat onlar espri yaptıklarının farkında değiller. Öyle bir durum var. Balıkesir'de gösteriş yapan sonradan görme kişiye kovalak, ev işi yapmaya işlenmek, kanka erkekler birbirine sadıç, mercimek yemeğine de kara şimşek denir diyor. O Balıkesir'de denmez mercimek yemeğine kara şimşek. O Türkiye'deki tüm silahlı kuvvetler birliklerinde çok yaygındır kara şimşek. Yani Balıkesir'de tabii ordonat var. Ordonattan muhtemelen mercimekler gidiyor ama hani evet. Çıkış noktası orası olabilir. Olabilir. Kara şimşek nereden geldi? Balıkesir'den geldi. Demek ki bu Balıkesir'in bir yemeği falan diye tabii düşünülüyor olabilir. O kadarına bir şey diyemeyiz. Bu arada sevgili dinleyiciler, zaman zaman anlatıyoruz size özellikle şirket çalışanlarının seyahatleri, iş seyahatleri ve yurt içi konaklamalarında şirketlere kolaylık sağlayan bir hizmet var. Multinet'in ki biz Multinet'i genelde böyle bir yemek kartı olarak biliyoruz ama aslında Multinet çok geniş bir platform ve Multinet App'ın böyle bir kurumsal çözümü var. Kurumsal seyahat platformu var. Nasıl oluyor? Şöyle firmalar böyle binlerce prestijli otel seçeneğinin konaklama fiyatlarını görüp kendilerine en uygun olanı seçebiliyorlar. Tabii bunu Multinet, daha doğrusu Multi Travel'da yapıyorsunuz. Multi Travel'da yapıyorsunuz. Evet. Çalışanlarının seyahat limitlerini ve organizasyon içi yetkilendirmelerini kolayca belirleyebiliyorlar şirketler. Sonra işte çalışana özel limit belirleyebiliyorsunuz. Limit aşımlarını engelleyebiliyorsunuz. Güzel. Multi Travel portalını şirketin iş seyahati ve gider yönetimi kurallarına göre kendi portalınız gibi özelleştirebiliyorsunuz. Harika bu. Mesela şirketin organizasyon yapısına göre onay akışı tasarlayarak çok aşamalı onay mekanizmaları oluşturabiliyorsunuz. Ha, birkaç aşamadan geçiyor onay. Bunu yapabiliyorsunuz. Acente komisyonu ya da bir ek ücret ödememiş oluyorsunuz. 7 gün 24 saat online bir sistem bu. Erişebiliyorsunuz. İşlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Tek tıkla raporlama özelliğinden de faydalanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir kere... Şey değil mi? Böyle iş gezileri vesaire falan gibi zamanlarda fuar, etkinlik, eğitim, işte saha ziyareti odur budur. Evet. Buralarda Multi Travel operasyonel bir kolaylık sağlıyor. Evet. Yani yurt içi konaklamalar için geçerli bu. Onlar da bir kere zaman konusunda çok böyle hakikaten bütün işlemleri çok hızlı yapmanızı sağlıyor. Tasarruf da sağlıyor. Burada tabii ister bir ister bin çalışanınız olsun Multi Travel'dan yararlanabiliyorsunuz. Fark etmiyor. Detaylı bilgiyi de multinet.com.tr adresinden öğrenebiliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Evet, buradan Multi Travel online bir platform, buradan öğrenebilirsiniz. Yani çalışanlarınız çok seyahat ediyorsa bence hakikaten çok faydalı bir platform, onu söyleyelim. Ya bir de dediğin gibi yani bir kişi de olsa beş kişi de olsa yine yararlanabiliyorsun. Ankaralıyım, bizim buralarda krepe kaygana deniyor demiş bir dinleyicimiz. Kaygana sanki başka bir şeydi ya. Kaygana evet ya. Karadeniz'de de kayganaya başka bir şey deniyordu. Ekmeklerin dilimlenip hamura batırılıp pişirilmesine de, hamur değildir o, yumurtaya batırılıptır o. Ya ekmeği dilimleyip hamura batırmak. Ekmek balığı denir diyor. Değil mi? Ekmek balığı
Ben bunu biliyorum hakikaten, Ankara'da yumurtalı ekmeğe ekmek balığı deniyor. Öyle mi diyorlar? Evet evet öyle diyorlar, onu niye biliyorum. Acaba? Eşimden biliyorum yani. Ha. Gerçekten de ekmek balığı diyorlar onlar, Ankaralılar. Niye orada balık yok diye mi yani? Yumurtalı ekmeğe. E tabii şimdi balıksız olunca Ankara. Ya Bankara'da, Ankara'da, Bankara diyorum. Ankara'ya Bankara'm. Ankara'da balığın alası var ya. Hep böyle derler. Bak, en taze balık Ankara'da. Hayır hayır, en taze balık diye öyle bir iddiam yok. Ama bak ben sana söyleyeyim. Ankara'nın balık restoranları var. Benim de Ankara'ya gittiğimde. Çok iyi, evet, evet. Çok sık gidiyoruz biz mesela Ankara'ya, biliyorsunuz. Ankara'da gittiğimiz balık restoranları var. Gerçekten İstanbul'un balık restoranlarıyla yarışırlar. Evet evet. Ama lezzet konusunda yarışırlar bu arada. Fiyat konusunda değil, onu söyleyeyim. Fiyatları daha uygun çünkü. Fiyatları kesinlikle daha uygun. Denize bu kadar uzak olup balık fiyatlarının bu kadar daha uygun olması da... Ama denize yaklaştıkça bizde fiyat artar yani. Yani... Tam deniz kenarı ise daha da artar. İyi de birader, balık yani denize yaklaştıkça balığa da yaklaşmış oluyorsun. Balığın fiyatının normalde ucuzlaması lazım. Ama deniz kenarı işletmenin giderleri fazla. Kirası yüksek. Ha, Ankara olunca tabii ucuz. Yani. Kumsal ya. Mesela. Bir de tabii kalbur var ki... Orası bir şey, ayrı bir yer. Ayrı bir yer yani, ayrı bir, nasıl diyeyim ben, orası bir balık lokantası değil aslında yani, orası başka değil, bir yer tabii, yani tabii gerçekten değil. De. İzmir'den Ozan, aslen Kayserili'yim diyor. Kayseri'de şu şekilde kullanılan bazı kelimeler var diyor. Mesela babanın kız kardeşi olan halaya ame ya da bibi denir diyor. Evet evet. Bir şeyin geneline kıyasla farklı olan radikal kelimesine karşılık ilden ayrıksı denir diyor. Radikal kelimesine karşılık ilden ayrıksı. Evet, ilden ayrıksı. Yani işte şey, yani sınır dışı konuşuyor, ha, gibi. İlginç ama anlatabiliyorsun derdini. Samuel Kont tarafından 19. yüzyılda icat edilen altı patlar toplu tabanca olan revolver yerine de lüver ya da lüverver derler diyor. Lüver. Evet, revolver lüver diye geçmiş. Popüler olarak bilinen nöryon kelimesi ise aslında ne iş görüyon söylemenin tasarruflu kullanımı olarak nöryon, onu biliyoruz, karşımıza çıkar diyor. Nöryon, ne yapıyorsun? Antalya'da diyor sizin cennet elması dediğiniz meyveye, ki biz hangi meyveye cennet elması diyormuşuz? Cennet elması mı? Evet. Başka bir şeydi o. Neydi cennet? Cennet meyvesi, ha, öyle diye bir şey vardı. Cennet elması diye bir şey demiyoruz yani, bir herhangi bir elmaya cennet elması demiyoruz. Cennet elması Trabzon hurması diye yazıyor. Ha, evet, Trabzon hurması başka bir şey, neyse. Amme diyoruz biz burada diyor. Antalya'da ona amme diyorlarmış. Ha. Malta eriği ya da yeni dünya dediğinize de, ki biz ona evet, Türkiye, evet, İstanbul'da Malta, dünya, Malta eriği denir. Malta eriği diyoruz. Muşmula diyoruz, ha, Muşmula, biz ona. Evet. Doğru, Muşmula denir, evet, onu da biliyoruz yani. Yok yok, bir şey var başkan diyor adam ya. Neyle ilgili bir şey var ya? Abi akaryakıt istasyonlarından fotoğraflar geliyor. Her yer tıklım tıklım ya. Abi bir dakika. Yok yok, ben de araştırdım, bir şey yok yani. Bir şey yok yani, ben bir daha sorayım ama. Kime soruyorsun? Sen ne yapıyorsun, kimlere soruyorsun ya? Bir daha sorayım derken. Abi, kırmızı hat mı var abi aranızda? Dış güçlere. Dış güçler diye mi kayıttı sende? Evet. Yoksa bir kod adı var mı yani? Hani mesela telefonda bakıldığında anlamayabiliriz tabii. Yok, ben de dış güçler diye kayıtlı değil ama ya şimdi sordum bakayım, dur. Yani çünkü bilgi var, hani geliyor bana böyle bir şey var, akış var. O akışta herhangi bir artış yok. Hatta mesela sabah gelmiş. Bak mesela 8.34'te gelen mesaj var bana. 17.04.2024 çarşamba gününde benzin veya motorin gruplarında fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin değeri artı 1.50, motorun değeri 0.00 diye de anlık değerler de gelmiş. Yani bu zam gerektiren değerler değil bunlar. Dolayısıyla bir zam durumu yok yani. Vergisel bir artışla alakalı bir şey dolanıyordu sosyal medyada. Ha, o yüzden insanlar biliyor. Ben dün denk geldim. Tamam. Muhtemelen bununla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Spekülatif bir haber sebebiyle. Evet evet, bence ondan kaynaklanıyor olabilir yani. Bu arada akaryakıt zammı da demişken, bugünlerde otomobilini değiştirmeye niyetli olanlar için Otokoç ikinci elin bir takas desteği kampanyası var sevgili dinleyiciler. Güzel, bak ya, takas önemli hakikaten. Evet evet, ondan bahsedelim. Şöyle, aracını takasta değerlendirmek isteyenler için Otokoç ikinci elde seçili araçlarda geçerli olmak üzere liste fiyatı üzerinden %4 oranında ve 120 bin liraya varan indirim fırsatı sunuluyor. Ne güzel ya. Aracınızı ücretsiz ekspertizle Otokoç ikinci ele değerinde satıp takas yapan kişiler
hayallerindeki aracı Otokoç ikinci elden güvenle ve indirimle alabiliyorlar. Oluyor, evet. Dediğim gibi seçili araçlarda geçerli bu kampanya. Detaylı bilgiyi otokoçikinciel.com adresinden de öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda çünkü evet, araç satmak bugünlerde bayağı böyle bir sıkıntılı olabiliyor, satmak biliyorsunuz. Satmak öyle, almak öyle. Otokoç ikinci elde hem değerinde hem anında satıyorsunuz, paranızı alıyorsunuz. Tabii ki güven var burada yani. Ve Otokoç güvencesiyle gerçekleştiriyorsunuz tüm işleri aynı zamanda. Bir ara verelim, reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek ve devam ediyoruz yayınımıza çarşamba gününün akşamında. Bizim oralarda bu akşamın konusu farklı isimlendirilen bir şeyler var mı diye acaba sizin oralarda diye dinleyicilerimize soruyoruz. Çorumluyum diyor mesela bir dinleyicimiz. Evet. Bizim oralarda merdivene badal, rafa terek, siniye masaf, pencereye de toplu denir diyor. Ha. Evet. Daha onlarcası var da ilk aklıma gelenler bunlar. Hatta diyor üniversitede yurtta kalırken Adanalı bir arkadaşımla bu konuda yarışa girmiştik. En sonunda pes etmişti diyor. Ha, kimde daha çok farklı kelime var diye. Evet evet, Adana Adanalı ile Çorumlu arasındaki yarışı Çorumlu kazanmış. Buradan onu anlıyoruz ama yani. Ama şimdi o zaman Adanalılar oza gelip hep beraber mesajlarını gönderirler. Bizim oralarda yani yavru vatanda Kuzey Kıbrıs'ta direksiyona dümen, kornaya boru, tavuğa bulli, bulli denir diyor. Bunu biliyoruz evet. Bulli'yi ben de biliyorum. Şu pişi işinde de Yunan'daki gibi lalangı ama genelde tek başına değil. İçine et parçaları işte tavuk, tavşan, keklik falan eklendikten sonra kızartılan haliyle böyle denir diyor Hakkı. Yani orada da pişi yapıyorlarmış. Ama ismi lalangıymış. Fakat sade yapmıyorlarmış. Sade değil, içi etli oluyor. Evet, içi genelde etli oluyor diyor bizim oralarda diyor. Yine diyor ki genelde kuzine derler ama bizim oralarda maşinle sobadır bunun adı diyor. Evet. Fotoğrafını göndermiş. Doğru, kuzine sobanın da böyle bir şey vardır, isim vardır. Yani bazı yerlerde kuzine derler, bazı yerlerde maşinga derler. Peçka, evet, peçka denir. Peçka, bazı yerlerde peçka derler, doğru. Doğma büyüme İzmirliyim diyor Özlem. Bizim oralarda zaten birçok şeye farklı isimler vermişiz ama benim en ilginç bulduğum şey mutfak tezgahına biz bango diyoruz. Bango? Evet, mutfak bangosu diyoruz mesela. Sadece İzmir'de böyle söyleniyormuş galiba. Bize özel olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Nasıl yani bango, ayol o tezgah dediğin dükkanda olur demiştim. Ama diyor öyle diyor, bango deniyormuş. Mutfak bangosu deniyormuş. Yani valla ben onun bir masa veya tezgah demek diyor zaten şeyle. Türkçe kurumu üzerinden bakıldığında. Bango. Bir masa veya tezgah. Tamam işte, mutfak tezgahına bango deniyormuş İzmir'de. Bak bunu ben de yeni ama öğreniyorum. Ama bu manifaturada, tuhafiyede, mağazalarda kullanılan masa için diyorlarmış bunu. Ha, işte niyeyse İzmir'de mutfak tezgahına da zaten İzmir çıkıyor. Bango diyorlarmış. Vay be. Bizim oralarda yani Elazığ'da çukura kortik, üzüm sucuğuna orcik, kuru patlıcan biber dolmasına da kofik denir diyor. Kortik, kofik, kortik. Öyle git. Öyle güzelmiş yani. Kofik şey değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Biz misket oynarken... Yok, miskette kofik miydi, kostik miydi? Neydi o? Büyük olana, büyük olan şeye böyle bir... Öyle bir isim takardı. Kofik gibi bir isim vardı. Büyük onun. Olan miskete değil mi? Büyük olan miskete. Onun öyle bir isim vardı evet. Bakalım bizim buralarda farklı telaffuzlar. Mesela Ankara'ya Angara, kardeşe kardeş denir diyor. Evet, Ankara'da gerçekten de böyle deniyor. Kardeş denmiyor, kardeş mi bakar mısın falan diye o... Ama bu fark etmez hani normal düzgün Türkçe yani böyle hani İstanbul Türkçesi dediğimiz Türkçeyi konuşan insanlar bile konu kardeş kelimesine geldiğinde kardeş bir bakar mısınız kardeş, falan evet. Diye. Böyle ama kardeş bir bakar mısınız? Burada bu devamlı. Diğerlerine göre büyük olan şeye miskete evet. Kafçık denirmiş. Güzel. Ya da kaflik denirmiş. Ha doğru doğru, kaflik, kaflik diyorduk biz ya, kaflik ya da kafçık diyorduk, öyle bir şey diyorduk. Misket oynayalım mı ya?
Misket var mı senin misketlerin? Var. Valla nerede? Evde. Evde mi oynuyorsun? Evde oynuyorum. Buraya geçiyor, burada bugüne oynuyorum. Kadar kazandığım bütün misketleri evde saklıyorum ben. Ya yok artık. Bir sen gün... almışsın da kesin torba torba sonradan. Evet, bir gün yağma yapmayı düşünüyorum. Kıbrıs'ta peksimete kafes deniyor mesela. Kornaya boru deniyor. Az önce söylemiştik. Evet. Hortuma lastik deniyor. Debriyaja glaç deniyor. O İngilizce'den geliyor galiba glaç. Direksiyona dümen. Dümen. Battaniyeye pataniya. Bisküviye piskot deniyor mesela demiş. Piskot. Evet, Cenk göndermiş. Güzelmiş piskotu. Ya bisküvi diyemiyorsun ki hepimiz. Yani bisküvi de diyemiyoruz. Püskevit de niye piskot en azından? Piskot kısa yani. Evet, evet. Herkes anlar. O püskevit çünkü çok yanlış anlaşılmaya müsait oluyor. Çok böyle değişiyor yani. Peki bugünlerde İstanbul'da kültür sanat adına neler var acaba? Dönelim hemen onlara bir bakalım. İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor. Müze Gazhane'de bir yeni etkinlik var sevgili dinleyiciler. Söyleşiler gerçekleşiyor. Yarın akşam saat 19'da 20 arasında Çok Düşünüyoruz konulu bir söyleşi T Atölye tarafından gerçekleştiriliyor. Müze Gazhane'de her hafta psikolojiden felsefeye, yaşadığımız bu modern dünyanın getirdiği dertlerini hem toplumsal hem bireysel açıdan değerlendirip üzerine daha çok düşüneceğiniz bir seri başlıyor. Bu hafta ilki düzenlenecek olan söyleşinin konuları ve konuşmacıları şöyle. Yarın akşam saat 19'da konu dünyada ve Türkiye'de eleştirel erkeklik çalışmaları. Konuşmacı da doçent doktor Mehmet Bozok olacak. Saat 8'de de konu bağlanma örüntüleri olacak. Burada da konuşmacı psikolog doktor Gizem Sürenkök olacak. Bu söyleşilere katılmak için bir kayıt yaptırmanız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Kayıt gerekmiyor ama kapasite sınırlı. Yani önceden biraz erkenden gelmenizde fayda var. Yine Müze Gazhane'de yarın akşam saat 8.30'da gerçekleşecek Yerin Altında konser serisinde Otopark -2'de bu kez bu haftanın konuğu 7PF2P. Yani 7 Pink Floyd 2 Prenses gibi. Evet, açılımı bu aslında. Pink Floyd şarkıları söyleyen bir grup bu grup. Dolayısıyla Pink Floyd şarkıları dinleyeceksiniz kendilerinden. Ve Radar İstanbul uygulaması üzerinden kayıt yaptırıp ücretsiz yine bu etkinliğe, bu konsere katılabilirsiniz. Hatırlatıyoruz. Bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu. Kafa Radyosu'nda geliyoruz. Bir Nihat'la Sivrisinek programının daha sonuna sevgili dinleyiciler. Çarşamba gününün akşamındayız. Aslında faydalı da bir program oldu. Çünkü yerel ağızda ya da farklı şehirlerde nelere ne dendiğini de öğrenmiş olduk. Bu da Türkiye'nin hem coğrafyasının çok geniş oluşundan hem de çok kültürlülüğünden kaynaklanıyor. Ki bence çok da güzel bir şey aslında. Ya güzel bir şey, bence çok hoş yani. Yarın sabah 7'de yeniden bu mikrofondayım ben. Akşam Sivrisinek'le birlikte yine buradayız. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın. Güle güle.